Evet. Siz nerede oturuyorsunuz canım? Belli bir yer yok. Arkadaşlarda kalıyorum. Anneniz babanız nerede oturuyorlar? Babam bilmiyorum. Annem en son sevgilisinde kalıyordu. Maşallah. Yavrum, söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. İçin kalkmasın, korkma. Kafanı bir yere vurmuşsun. Kaşına çivi girmiş. Öyle duruyor. Farkında değilsin. Anne, çivi değil o. Tetanoz olacak diyerekten Gülistan. O değil de geçenlerde dilime çivi battı teyze. Onu ne yapacağız ya? Ay, gözün kör olmasın. Selahattin, başım tuttu. Tutma sana Gülistan. Niye tutuyor ki? Seni seviyorum de babası, seni seviyorum de babası. Oğlanı otoriteyle sevişecek hale getirirsen, baba figürünü iskele babası yaparsan, ağzının ortasına bir tane patlatmaktan imtina edersen olacağı nedir? Budur. Bu mudur? Bence budur. Kızım, size tanıdık bir taksi mi çağırsak? Eve nasıl gideceksiniz? Ben bu gece burada kalırım. Rıza dedi dedi çıktı işte. Hoy, hoy. Gülistan. Sen bunları hiç hak etmiyorsun Gülistan. Dip boyası. Günaydın, sabah oldu. Abi çocuğum sen altına bir şey yedin yani böyle olur mu kızım ya? Üşümüyorum ben. Yok çocuk. Burası ovçunun odası. Yani. Ama yok böyle olmaz yani. Yok biz kabul etmeyiz böyle. Bizim belli şeylerimiz var. Olmaz yavrum. Anadolu'lu bir aileyiz biz. Lütfen bak kızım ya. Çok kasıyorsun. Giriyorsun. Kasma. Günaydın. Ben poğaça yapmıştım. Size de getirdim. Ya, sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Zahmet etmişsin. Nereye gidiyorsun ya? Daha karpuz kesecektik. Çok fena bir adam yapıştı bana. Sete gidince de orada kafeye de sürekli geliyormuş. İşleri bıraktım, bir süre ortadan kaybolacağım. Ama ilişkimiz? İlişkimizde sorun yok. Ben senden ayrılmıyorum. Bekle beni Orçun. Bekleyeceğim seni Eylem. Eylem! Bekle bir tarafta. Sanki başka alternatif var da. Yine burada ya. Oturacak mısınız, oturmayacak mısınız? He? Sen benim dil piercingimle dalga mı geçiyorsun? Dil piercinginle mi? Anlaşılmıyor mu ne dediğim? Onun geyiği mi bu? Ben bunu kendimi ifade etmek için takıyorum. Çok güzel ifade ediyorsun.
Ben sana servis yapmıyorum. Naş tezgahını kapamayın. Ay, hayır. Biz çok büyük hayranlık duyduğumuz için, çünkü yemedi, biz yaptıramadık dilimizi. O bakımdan Emir'in bir kıskançlığı var işin için. Ben aslında kendime de düşünüyorum. Pırlantalı abiye bir model, her güne takılabilecek. Hey. Gerçekten. Ah, neyse ki ha. Dolma sardım böyle vereyim mi? Arkadaşım, Türkçe var mı? Var. Okuma yazma var mı? Var. Menü var mı? Var. Ne duruyorsun? Helva yaptana. Pardon, ben seçtim. Ben peynirli omletle kahve rica ediyorum. Yalnız çok zahmet olmazsa, rica etsem, istirham etsem. Omletle kahve aynı anda gelemiyorum. Çünkü bazen önce kahve geliyor. Aynı anda. He. Gelir. Zaten bizim mutfakta bir koreograf var. Kahve yapan arkadaşla omleti yapan arkadaşı sağ ayakla aynı notada başlatır, senkronize çalışırlar. Hey, pardon. Bakar mısın arkadaşım? Öyle deyince kızıyor. Çocuğunun ismini arkadaşım koyacak kadar gerizekalı bir anne babam yoktur herhalde benim, değil mi? Eylemde sen de demin bana arkadaşım dediğin için. Yapma Emir, tadımız kaçmasın. Bir de ben senin adını nereden bileceğim? Yani biz ünlü olduğumuz için. Ünlü müsün sen? Evet. Hem de görüyorum ve arttırıyorum, ünlünün dibiyim. Sokakta falan görünce herkes... Ben cuma akşamları oturup senin 5. sınıf zombili ağır dizini seyretmek zorunda mıyım ya? Belli ki seyretmiyorsun ya. Senaryoyu bile benden iyi biliyorsun. Servis yapmıyorum lan sana. Ölsen su vermem. Git başka kafeye. Ne çıktı bu kız ya? En sevdiğimiz kafeye gelmeye korkar oldum Emir ya. Abi bu ne böyle ya? Ya herkes şikayetçi. Daha dün masaya kahve döktüm diye kafama menüyle vurdu ya. Ya vurdur da kafaya mı vurulur? Ben daha gencim. Belki daha burası bangıltak. First class manyak abi. Kovsana şunu. Ben bir şey yapamam abi. Ne desen he diyorum. Patrona söyle, o kovsun. Patron da tırsıyor. Sağ ol Eylem. Sabah yaşadığımız tatsızlığı geride bıraktığımız için çok mutluyum. Gotiğin dibisin. Geldin, yıllık özür diledin. Ne yapayım? Okey. Bir dakika. Bunda saç var ya. Benim saçım ya, bir şey değil. Nasıl? Çok sert. Nasıl bir şey değil? Saç. Evet, saç. Sevgilim olsan, o saç da kafamda olsa kokluya öpersin bir de. Niye bu kadar olay yapıyorsun? Ama sevgilim değilim. Sevgilim yok. İlla söylettireceksin değil mi? Wow. Hey. Sakin. Ortamımız hoş, modumuz serin. Sakin. Okey. Nefesi unutma. Okey. Eylem. Lütfen bu yemeği götürüp yenisini getirir misin? Okey. Çok sağ ol. Ne bu ya? Getir götür. Ben senin uşağın değilim. Para kazanmak için garsonluk yapıyorum. Sanatçıyım ben. Ya sen... Sanat alanında iş bulursam garsonluk yapmam mı demek bu acaba? Ekstra personel mi? Haftalığı, sigortası, stopajı, haftalık, çarpıntı geldi Esra canma maçın. Hayır ya, yani... Emir, ne yaptın ya? Ya ben anlamadım ki. Hocam, su alın. Hocam, elimi tutun. Güzel şeyler düşünün. Öyle demek istemedi. Geçti, bitti, uzaklaştı. Nasıl uzaklaştı Esra? Burnumuzun dibi Esra filan, burnumuzun dibi. Eli bayağı bocandı, çok fena oldu. Allah aşkına konuyu değiştirin, Allah'ınızı seviyorsanız. Hocam dinlemiyorsunuz ki, parasını ben vereceğim ya. Hadi ya. Bedava eleman. Şimdi açık rahatladım. Şu an vücut basıyor serotonini. Vay be oğlum. Ne güzel mesleğimiz var değil mi lan? Aynen hocam. Eylem, gel canım. Hocam işte yeni sanat yönetmeni asistanımız. Canım, aramıza hoş geldin. Nasıl? Seyrediyor musun dizimizi? Yok, acı tahammülüm yok. Çok kötü ya. O niye öyle?
Sen benim verdiğim kostüm beğenmedin mi yani? Hayır. Aa, Allah var yukarıda, zevkli kızsın Eylemcim. Ama acaba diyorum, hani bir ihtimal bence hoca sultanlar gibi giydir derken Filenin sultanları değil de Osmanlı sultanı olarak mı acaba diye. Ya ben senin hizmetçin gibi üstün başınla uğraşmaya bayılmıyorum. Sanat grubundaki şaşeron kız beni kostüme attı. O da ne ağlak tipmiş. Bir bağırdım, salyosumu kovdu. Yok, zaten sorun yok. Ben şimdi bunun üzerine bir kaftan, tamam süper çözeriz. Çıkar oynarım da benim bir şey takılıyor aklıma. Sen böyle gündüz sette, akşam kafede acaba çok yorulmayacak mısın? Acaba birinden birine şey mi yapsan, yapmasan mı? Yok, oyalanıyorum. Sevgili yok, bir şey yok. Ne yapayım, otur otur. Abi ne haber? Eyvallah kardeşim, sağ ol. Hayır, senin bu sahnede olmaman lazımdı. Hani sanat salış bulunca buraya bırakacaktın? Vazgeçtim. Artık gündüz set, gece burası. Sevgili falan da yok, bari vakit geçsin. Harbi mi ya? Wow. Beğenmediysen başka bara git. Yok, hayır da. Senden önceki barmen dostumuz sohbette uzaydı. Hep muhabbet ederdik. Benimle. Seninle. Konuşamaz mıyım? Yiğit Pirsin gibi laf mı çakıyorsun yine? Yok 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 yok, hayır hayır, aa hayır. Okey o zaman. Ah, çok zor bir gündü ya. Gerçekten senaryonun ekseni kaydı. Hikaye bir anda Osmanlı'ya bağlayınca... Ha, yalnız dakika, bir şiştim. Nerede görüp beğenmiş ki beni? Kafede. Bizim arkadaşımız olduğunu biliyor. Ne olur ayarlayın bana o kızı dedi. Yakışıklı mı? Yani şey bir çocuk. Zaten erkeğin güzeli çirkini olmaz. Tipsiz değil mi? Aa, ne münasebet. Rahmetli Kurt Cobain'i al. Saçlarını at. Burnunu at. Gözlerini de at. Ne kaldı geriye? Hırkası. Aa, hayır. Hayır. Çabasızlığı, umarsızlığı. Kurt Cobain'i Kurt Cobain yapan neydi ki zaten? Şarkıları. İşte onu da at, kalan bizimki. Beni beğendiyse iş yoktur o kızda. Benim hedefim standart olarak benden tiksinecek kızlar. Olur mu ya? Aa, kız seni farklı bulmuş. Şu an über yalnız ve depresif hissettiği bir dönem. Onun krizi senin fırsatın olabilir. Hı. Akşam pazarı diyorsun. Net. Güzel mi kız? Güzel. Güzellik kavramı. Aa, yani güzellik ne ki zaten? Kim güzel mesela? Adırın manarlı mı? Okey ama yine de tartışılır. Bence tartışan taş olur. Bir Adriana Lima değil. Orası belli oldu. Peki birden 10'a kadar bir skalada nereye düşer? Ne kadar rekabetçi bir skala? 10 Adriana Lima, 9 Cansu Dere, 6 Cici Kardeşler, 5 Nurayat Yenge. Sana kaç lazım? Nefes alsın yeter! Yalnız benim bazı takıntılarım var, aman diyeyim. Mesela siyah mokasan ayakkabıyla beyaz çorap giyiyor mu? Hayır, hayır, hayır. Kel mi? Yok, değil. Sırtı kıllı değil, değil mi? Tamam ya, neyse. 3 sorudan 2 tane sayır, o bana yeter zaten. 2 senedir yalnızım. Kedi almak üzereyim ki hiç sevmem lan kör hayvandır. Düşün artık. Eylem değil mi? Boşun sanırsam. Havaalanında falan ötüyor musun? Bu tarz mı senin muhabbet? Genelde evet. En azından harbisin. Harbi mi, Barbie mi? Ama şakalar kötü. Senin de boy güdük. Ama bir giderim var. İlla ki. Rock dinliyor mu? Evet, sen öpüşüyor musun? Evet. Hayırlı olsun o zaman. Cümlemize. Bir dakika, bir dakika. Hey, 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 hey. Niye ayrıldınız oğlum hemen?
Ya her şey mükemmel gidiyordu. Yani mükemmel olmasa da iyi bir alışverişimiz vardı. İletişim olarak. Yok, alışveriş burada kör satıcının kör alıcısı gibisinden. Heh, tamam işte. Bu durum ilişkide bir Alex'tir. Gerçekten en sağlam ilişki şekli. Karşılıklı ben bu halimle bundan daha iyisini bulacağımdır Kardo. Ama iki egonun dibi aşk yaşayınca herkes kendi gündeminde. Herkesin hayatı kendine göre, dünyada günün TT'si. Kimse kimseyi dinlemiyor. Ben kaybettim şu an. TT'si yani internette o gün hey, en çok konuştum. Arkadaş, hey. TT'yi ben icat ettim, onu biliyorum. Kendinden bahsediyorsun, sıkıyorsun. Okey karşım ya. Ben gideyim derdimi kuyulara bağırayım. Peki, okey, tamam. Niye ayrıldınız? Sizin dediğinizi yaptım ondan. O tip erkeklerden hoşlanıyor dediniz diye. Eylem, bir ilişkiye başlayacaksak ben senin çalışmanı istemiyorum. Ben eski kafalı bir erkeğim. Evinde oturacaksın dedim. O ne dedi? Manyak mısın tipin böyle dedi. Çok bir şey yok ki bunda. Ya ben ya istedim. İstedi ve uzadı. Yapma be oğlum ya. Lan sen de beceriksiz adamsın. Bir kızı kendine aşık edemedin ha. Bağırdık, şikayete geldiler. Merhaba. Merhaba. Karşı daire. Orçun evde mi? Orçun mu? Siz kim? Arkadaşı mısınız? Yo. Sevgisiyim. Ben düşündüm. Dedim işi de bırakmayayım, adamı da bırakmayayım. Çok güzel düşünmüşsün. İlişkimiz ilerledikçe belki sadece sanatıma dönerim, o ayrı. Sanatın? İllüstrasyon. Yan flüt, modern dans, moda tasarımı, tiyatro, oyunculuk bölümü. Şu an bakıyorum. Öpüşmemize engelleyecek bir şey olmadıkça başımın tacı. Anne dinleyeceksen gel burada rahat dinle. Yok falan şey... Ateş yan çayı, çayın altı söndü mü diyerekten. Gözümü açar mısın? Hayır. Biraz sabret bakalım. Nereye gidiyoruz? Söyleyemem. Sence? Öldür formanı atacaksın. Ay Allah korusun kızım ya. Şoför bey, biz sağda inerim. Oraya araba girmiyor. Ara sokakta biraz yürüyeceğiz. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Şöyle. Aç bakalım gözünü. Hatırladın mı burayı? Yabancı gelmedi. İstiklal Caddesi olabilir mi? Uf, onu demiyorum ya. Butiği diyorum, butiği. Yılbaşı gecesi zorla ayakkabı almıştım. Hah, daha neler neler alacağız. Benim kızım yok ya canım benim. Acık kızımmış gibi sana alışveriş yapayım, süsleyeyim seni. He? Biraz stilini değiştirelim. Hadi gel. Benim tarzıma burası bilmem. İnanacaksın. İnançla yapacaksın. Her şey olur. İnat olmazsa başarı olmaz. Gel. İnanç mı inat mı bir karar ver. Haydi. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Adres bende kalsın. Sen beni takip edeceksin. Az yürüyeceğiz. Haberleri var mı? Bizi bekliyorlar. Sen paradan haber ver. Para okey. Gidelim. Ay sevgili yavrum. Kıyafetlerin çok yakıştı da. Bu kömür gibi makyajı sen her sabah nasıl yapıyorsun? Sil sil çıkmıyor ya. Hiç çıkarmıyorum ki. Ney? Eksildikçe üzerini tamamlıyorum. Nasıl? Sen her gece yüzünü acı bademden silip gül suyu sürüp saçlarını fırçalamadan mı yatıyorsun? Bu gerçek bir soru mu yoksa mı geçiyorsun? Aa, ne biçim laf öyle ya? Ne dedin sen? Ağzına biber sürerim bak. Aa. Bak canım benim, ben seni bir kardeşim, bir kızım gibi benimsedim. Yani yanlış anlama. Ama genç kız küfür söylemez. Hep kibar ol. Olur mu? Okey. Okey de at. Yerine tabii Gülistan Hanım teyzeciğim. Öyle yaparım de. Okey, yerine biraz uzun olmuyor mu? Of.
Ay kazı kazı bitmiyor. Kömür karası ya. Altından ne çıkacak diye korkuyorum. Kazı kazan. Hiç merak etme. İnşallah kazanacağım. Ne demek o? Hiç. Eylem bir de hanım kız böyle oturmaz yavrum. Birleştir böyle yana al. Hatta bilek bilek üstüne. Evet bak böyle hanımefendi gibi. Çok güzel. Aferin. Bir de güzel makyaj yaparım ben sana. Sonra da bu yarım kalmış ojeleri silelim tamam mı yavrucuğum? Yani böyle siyah siyah kirli gibi duruyor. Kirli zaten. Ha. Şaka. O kadar da değil. Gülistan Hanım teyzeciğim. Ha. Aferin. Aferin. Saçın çok yakıştı vallahi. Evet peluk gibi oldu. Daha küçük adımlar atarsan daha kolay yürürsün. Bak böyle. Bak. Okey. Tabii Gülistan Hanım teyzeciğim. Öyle yaparım. Maşallah. Seviyorum, seni seviyorum. Allah belanı versin. Sen bana ne yapıyorsun aşkım? Camlar kirli, perdeler pis. Ya ben bunu görmek zorunda mıyım böyle ya? Selahattin yeter artık ama ya. Kızın bir şey yaptığı yok. Bana bak, ben bu masaj koltuğunu buraya taşıttıracağım. Satalım gitsin ya. Ya yıldım misafirden, ben kahve mi işletiyorum? Ev hanım mıyım? Şaşırdım ha. Şey... Komşu, dün gece rüzgardan masaörtünüz benim iplere uçmuş da yıkadım, ütüledim. Buyur canım. Sağ olun. Gereksiz zahmet ama. Teşekkür. Sprey kola mı, sıvı kola mı kullandınız? Ayıptır sorması komşum. Aa, ben klasik kullanıyorum. Yani tarzım bu. Hani misal çerkez tavuğunda hep eskisi, böyle cevizin yağını çıkartarak da. Hep öyle, hep. Tabii tabii, ötekisi zaten tembel işte değil mi Gülistan Hanım teyzeciğim? Cevizi böyle havanda ezmeden yağına ermez. Bizim evde yemekler hep öyle yapılır, hamdolsun. Oh maşallah, Allah içine sindirsin komşum. Kalmadı böyle hanımlık kadınlık ha. Bugün değilse yarın kıyamet kopacak, belli oldu. Bana bak. Satamamışsınız evi be. Yazık. Dedim gideyim bir dayanak olurum. Satamadık Masfiye Hanım. Sayende. Sayende. Senin uğrun. Ay biz, biz. Oh. Dur dur Gülistan Hanım teyzeciğim. Şimdi bir tülbent örtelim onun üstüne. Ay, aferin. Tam istediğim gibi oldun Eylem. Eserimle gurur duyuyorum. Çok şükür sayenizde. Sen Orçun işe gittikten sonra geldin. Hep de o gelmeden çıktın gittin de çok merak ediyorum. Yani kesin kez 10 gündür hiç mi görüşmediniz? Kısmetse ilk bu akşam görüşeceğiz hayırlısıyla. Hayırlısı. Hayırlısı. Eylem. Ha,
Hayırlı akşamlar Orçuk. Nasılsın, iyisin inşallah? Anne babanlar nasıllar? Saatleri yerinde mi? Meyrem'e çok benzeyen kişi. Kimsiniz? Ya projem var dediydim ya. Hayat tarzımda inat etmeyi bıraktım. Gülistan Hanım teyzeyle yakın münasebet içine girdim. Sözünden hiç çıkmadım. Kısmetse bundan sonra gül gibi geçiniriz. Kimle konuştuğumu hiç bilmiyorum şu an. Kesin Eylem sen. Bebeğim, iyi misin ya? Hamdolsun işte, hep koşturmaca, hep koşturmaca seni sormalı. Ben bu süreçte ev buldum. Ayrı eve çıkarız diye düşünmüştüm ama. Nikahsız. Üstüme iyilik, sağlık. Yok, genç kızım laf söz olur, hayır. Eylem sana ne yaptılar böyle? Çok güzel pilav yapıyorum. Orçun tane tane dökülüyor. Bir de yanına ayıptır söylemesi kuru fasulye yapıyorum. Böyle 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 helmeleniyor ama onun zaten öylesi makbul. Rahat yenge, Eylem'in bedeninden çık. Orçun artık evde sorun yaşamayız kısmetse. Annen beni çok seviyor. Kendi kızı yaptı. Görüyorum, onun için sana karşı içimde hiçbir his kalmadı şu an. Bacımsın. Bacı mı? 10 günde bunu nasıl becerdi ya? O denli mi ya? Ama... Emine Gülistan olmuşum ben. Bacaklarıma bakıyorum, Gülistan Hanım teyzenin bacakları ne kadar zayıflamış diyorum ya. Gülistan Hanım teyze mi? Orçun ben hala benim. Ben hala benim. Eski kıyafetleri giydim mi tamam. Onları çöpe attım ama çıkar yıkarım yine. Son durulamaya bir kapak yumuşatıcı, üstüne de spreyle kolayla buharlı ütüyle bir geçeceksin mis. Ah, hormonlarım böyle böyle çekiliyor şu anda ya. Eylem senin kaşındaki çivi nerede? Galiba sizin hırdavat kutusunda. Of. Benim fabrika ayarlarıma dönmem lazım. Bir süre görüşmeyelim. 10 gün. Yeter. Buyurun efendim. 15. Biliyordum, biliyordum, biliyordum. İnandım oldu. İnanmadan olmazdı işte bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk, aşk, tamam.